hiçbir şey aslında göründüğü kadar değildir. Bu muhteşem doğa manzarasının üzerindeki her bir kaya parçasının anlatmak istediği o kadar çok şeyi var ki. Seslerine kulak verin. Geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi anlatıyorlar. Her şeyin oluşması için zamana ihtiyaç vardır. Bir canlının da, bir medeniyetin de, bir gezegenin de. Ve bu süreçler hep arkalarında izler bırakır. Eğer siz o izleri okumayı öğrenebilirseniz, süreçleri geriye doğru takip edebilmek mümkün hale gelir. En kadim sorunun, yani nereden geldiğimizin cevabı da evrenin her köşesine gizlenmiş, kimi küçük, kimi de devasa ayak izlerinde saklı. Uzunca bir süre boyunca nereden geldiğimiz sorusunun cevabını aradığımız tek yer dini kaynaklar oldu. Yeryüzündeki tüm inançlarda bir çeşit yaratılış hikayesi mutlaka var. Ve çoğunlukla da birbirine benziyorlar. Bugün insan nüfusunun yarısından fazlasının bağlı olduğu Hristiyanlık, Musevilik ve İslam dinlerinin belki de en çok uyuştuğu nokta, Tanrı'nın dünyayı ve insanı yaratma hikayesidir. Yaratıcı dünyayı ve gökleri var eder. Bitkiler ve hayvanlarla dünyayı donatır. Adem ve Havva'yı dünyaya gönderir ve insan çoğalmaya başlar. Başlangıç anlatıların detaylarına çok takip olduğumu söylenemez. Mesela dünya tam olarak ne zaman oluştu? Kaç gün ya da kaç yıl sürdü? İnsanın ham maddesi, çamur ne demek? Her şeyin özü ne? İşte bu gibi soruların öne çıktığı belirsizlik durumlarında devreye bilim giriyor. Bize kanıtlar sunmak için. Burası dünyanın en ünlü okullarından biri. Cambridge Üniversitesi. Son birkaç yüzyıla damga vuran fikir ve kâşiflerin birçoğu bu üniversite şehrinde yetişti. Modern fiziğin babası Isaac Newton da dahil. Newton gençliğinde henüz birlikte anıldığı fizik yasalarını ortaya çıkarmadan önce başka birçok konuyla ilgilenmişti. Bunlardan biri de dünyanın ne zaman yaratıldığını anlamak için yaptığı çalışmalardı. Eski ayetteki yaratılış ayetinde adı geçen peygamberlerin yaşama sürelerini birbirlerine ekleyerek dünyanın yaşını hesaplamayı denedi. Bulduğu tarih milattan önce 4000 yılıydı. Uzunca bir süre boyunca insanlar yaratılışın bu tarihlerde gerçekleştiğine inanmıştı. 6000 yıl oldukça cesur bir tahmin. Ama Newton'un araştırması bir gözlem veya deneyden çok aslında bir literatür taramasıydı. Kutsal kitaptaki zaman birimlerinin kendi yaşadığı dönemdekiyle aynı olduğunu varsayıyordu. Bu sebeple de yanlış bir sonuca ulaştı. Yaratılış sorusuna cevap arayan, daha bilimsel bir çalışma içinse Cambridge Üniversitesi'nin başka bir ustayı mezun etmesini beklememiz gerekti. 1859 yılında Charles Darwin türlerin kökenini yayımladı. Şöhreti günümüze kadar ulaşan bu kitabın ilk yankıları Cambridge mezunu matematikçi ve mühendis Baron Kelvin'e de ulaşmıştı. Yaşadığı dönemde bir otorite olarak kabul edilen Kelvin, aynı Charles Darwin gibi oldukça dindar bir insandı. Evrim teorisini yarattığı zamansal kaos, onu dünyanın ne zaman ve nasıl oluştuğuna dair yeni bir araştırma fikrine yöneltti. Kelvin, Hristiyan yaratılışçı bir düşünce sahipti. Evrim teorisi, doğanın ve canlıların gelişmesi için 6000 yıldan çok daha fazla zaman gerektiğini söylüyordu. Bu da yakın zamanda yaratılmış dünya görüşüyle çelişiyordu. Tabii ki Kelvin bir fizikçi ve mühendis olarak bu karmaşaya müdahale etmeye ihtiyacı hissetti. Kelvin'in yaptığı en önemli değişiklik, dünyanın geçmişini anlamak için antik metinler yerine dünyanın kendisine bakmaya karar vermesiydi. Her şey bu andan itibaren değişmeye başladı. Kelvin'in elinde bazı temel bilgiler vardı. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin, yerin derinliklerine inildiğinde sıcaklığın arttığını biliyordu.
her 100 metrede 3,5 derece. Yanardağlardan sürekli lavların püskürmesi de dünyanın merkezinde hala sıcak bir şeylerin olduğunun kanıtıydı. Ama bir yandan da güneşten gelen sıcaklık dünyanın sürekli artarak ısınmasına sebep olmuyordu. Demek ki dünya uzaya ısı bırakarak soğumaktaydı. Lord Kelvin dünyanın yaşını bu soğumanın hızıyla hesaplayabileceğini düşünmüştü. Çünkü sıcak cisimler düzenli bir şekilde soğuyorlardı. Dünya da farklı değildi. Kelvin lavların sıcaklıklarına ve soğuma sürelerine baktı. Farklı kayaların ısınma katsayılarını inceledi. Ve bir sonuca vardı. Bir zamanlar dünya 3700 derecede lavlarla kaplı bir alev topuydu. Zamanla yüzeyi soğudu. Ve onun hesaplarına göre bu süreç 20 ila 400 milyon yıl arasında bir zaman dilimini almış olabilirdi. Kelvin aslında bir bakımdan düşünürsek çok başarılıydı. Gezegen oluşum süreçlerine gerçekten doğru tahmin etmişti. Ama dünyanın soğuması çok daha kompleks bir süreçtir. Ve tek bir formülle bu süreci hesaplamaya çalışması biraz muallak bir sonuç almasına neden oldu. 20 milyon yıl, milattan önce 4000 yılı ile kıyaslanamayacak kadar farklı bir rakam. Kelvin, varsayımların hatalı olmasını da göze alarak bu rakamın 400 milyon yıla kadar çıkabileceğini de kabullenmişti. Bu, dünya için devrimsel bir tarihti. Ama kurduğu modelde çok temel bir sorun olduğunun da farkındaydı. Göz ardı edilemeyecek bir gök cismi Kelvin'in modeline uymuyordu. Güneş. Dünya milyonlarca yıllık bir süreçte soğuyabilmişken Güneş'in hala sıcak kalabilmesine anlam verememişti. Çünkü bu kadar etrafına ısı ve ışık saçan bir gök cisminin çok hızlı bir şekilde soğuması gerekirdi. Dünya var olduğu günden beri Güneş'in etrafında dönüyordu. Bu yüzden de Güneş'in yaşının Dünya'nın yaşından kat be kat daha kısa olmasını mantıklı görmüyordu. Kelvin birçok kez hesaplarını değiştirse de gerçeklerden hep bir adım uzakta kaldı. Ölene dek. Benim çocukluğumda yani 1970'li yıllarda bile hala Dünya'nın nasıl oluştuğuna dair çok farklı teoriler bulunmaktaydı. Hatta bunlardan bazıları Dünya'nın Güneş'ten koparak oluştuğundan bile bahsediyordu. Artık bu modelin yanlış olduğunun farkındayız. Ama yarım asır önce bile bu kadar yanlış çıkarımlara sahipken, bundan 100 yıl önce Kelvin'in tamamen doğru adımları atmasını beklemek çok da doğru olmaz. Bugün biliyoruz ki henüz Dünya, Güneş ve gezegenler yokken yoğun bir gaz ve toz bulutu vardı. Kütle çekim kuvveti ve dönme etkisi bu tozun yavaşça bir merkez etrafında yoğunlaşmasına sebep oluyordu. Ortada sıkışan madde zamanla sürtünerek ısınmaya başladı. Sıcaklık giderek arttı, binlerce dereceye. Sonunda bir an geldi ve merkeze sıkışan sıcak hidrojen atomları bir atom bombası gibi patladı. İşte bu Güneşimizin doğuşu. Kasırganın merkezden uzak kollarında bulunan küçük taneciklerse hafifçe birbirlerine tutunarak küçük taşlar oluşturmaya başladı. Bu taşlar daha büyük kayaları bir araya getirdi. Kütleler büyüdükçe kaya parçası küresel bir hal almaya başladı. Minik dokunuşlarsa zaman geçtikçe sert çarpışmalara dönüştü. Meteor yağmurları her çarpışmayla toplam kütleyi ve sıcaklığı biraz daha arttırdı. Bu çarpışmalar milyarlarca yıl sürdü. İşte bu da dünyamızın oluşumu ve diğer gezegenlerinde. Baron Kelvin bu bilgilerin neredeyse hepsinden yoksundu ve de farklı enerji kaynaklarının. Ama yaşamının son yıllarında Dünya tarihinin en önemli keşiflerinden biri yapılmıştı. Onun sorularına cevap verecek, Güneş'in tükenmek bilmeyen enerjisini açıklayacak bir buluştu bu. Ve hatta dünyamızın yaşını da.
Bu tavadaki mısır taneleri herhangi bir metalin içindeki atomlara benzer. Bir metale 100 milyon büyütme gücünde bir mikroskopla bakarsanız böyle bir görüntüyle karşılaşırsınız. Sıra halinde dizilmiş küçük parçacıklar. Doğanın oluşumu bu tanelerde gizlidir. Nereden geldiğimizin cevabı da orada. Sabırlı davranıp biraz daha dikkatle bakarsanız değişik bir şeylerin olduğunu göreceksiniz. Atomlardan bir tanesi sebepsiz ve anlamsız şekilde durduk yerde değişir. Başka bir atoma dönüşür. Örneğin bir karbon atomu azot atomuna dönüşmüş olabilir. Ve bu dönüşüm sırasında da etrafa bir enerji saçar. Patlamış mısır yapmak oldukça kolay olsa da karbonun azota dönüşmesini gözetleyebilmek hiç de kolay değildir. Milyarlarca karbon atomundan sadece bir tanesinin dönüşümünü izlemek için bile asırlarca beklemeniz gerekebilir. Ama yeterince beklerseniz, en ufak bir şey yapmasanız da önünde sonunda bu dönüşüm yaşanır. Bazı elementler ise daha hareketlidir. Bu sebepsiz patlamaları çok daha sık gerçekleştirirler. Ve bu nedenle de izlenebilir olurlar. 1896 yılında Henry Becquerel'in başına gelen de buydu. Güneşin yaydığı X ışınlarını ararken bambaşka bir şey bulmuştu. Aslında Becquerel bugün röntgen teknolojisinde kullandığımız X ışınlarıyla ilgilenmekteydi. Bazı minerallerin fotoğraf plaklarının üzerine bırakıldığında ışık yayıp görüntü oluşturabildiğini fark eden birkaç kişiden biriydi. Ve bunu X ışınlarıyla ilişkilendiriyordu. Yani bazı minerallerin güneş gördüğünde X ışınlarını depoladığına ve sonra da depolanan o enerjiyi yaydığına inanıyor. Ta ki bulutlu bir Şubat gününe kadar. O gün Becquerel başka bir fotoğraf plağı ile birlikte bakır bir haç ve iki parça uranyum tuzu hazırladı. Niyeti uranyum minerallerini güneş ışığına tutup sonra da diğer malzemelerle birlikte karanlıkta bekletmekti. Ama şansı yaver gitmedi. O gün hava hep kapalıydı. O da düzeneğini karanlık bir köşeye kaldırdı. Birkaç gün sonra hava açtığında düzeneğini kaldırdığı yerden çıkardı ve şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Fotoğraf plakasının üzerinde bıraktığı hacin görüntüsü kendiliğinden oluşmuştu. Güneş ışınlarına gerek kalmadan. Yani kullandığı uranyum tuzunun X ışınlarına ihtiyacı yoktu. Uranyum atomları tepkimeye uğramış, saçılan ışınlar ve küçük parçacıklar Becquerel'in fotoğraf plağına işlenmişti. Bu, radyoaktivitenin keşfiydi. Radyoaktivite, genel anlamda kararsız bir atom çekirdeğinin rastgele bir şekilde bozularak daha kararlı bir elemente dönüşmesine denir. Bunu yaparken de etrafa ışık ve enerji yayar. Bu bozulmalar aslında her maddede gerçekleşebilir. Ama uranyum, plütonyum, radyum gibi elementlerde çok daha yoğun olur. Etraflarına yaydıkları ışıklar ve parçacıklar da güçlü olduğundan tehlikelidir. Becquerel ve öğrencileri, Marie ve Pierre Curie çifti, radyoaktivite keşfiyle 1903 yılında Nobel ödülüne layık görüldü. Bu, insanlığın kaderini değiştirecek kadar önemli buluştu. Ama buluşları hakkında çok az şey biliyorlardı. Radyoaktif örnekleri ceplerinde taşıyacak kadar az. Maalesef her biri erken denebilecek yaşlarda kanserden öldü. Bugün dünyanın en büyük silahı, en güçlü enerjisi, en hızlı bilgisayarları, en başarılı tedavi yöntemleri, her şey atomun yapısını keşfetmeye başlamamızla mümkün oldu. Radyoaktivitenin kaşifleri kendilerini bilmeden de olsa bilim için feda etmişlerdi. Uranyumun dünyadaki en tehlikeli maddelerden birisi olduğunu artık küçük çocuklar bile biliyor. Atom bombası ve nükleer savaş korkusu
dünyada yaşayan son üç neslin iliklerine işlemiş durumda. Fakat bizim hikayemiz farklı. Bu hikayede uranyum bize dünyanın sonunu değil, başlangıcını anlatacak. Radyoaktivitenin dilini çözebilmemiz sayesinde. O tavadaki taneler zaman geçtikçe radyoaktif bozulmaya devam ederler. Hangi tanenin hangi anda patlayacağını bilemezsiniz. Ama her elementin belli bir periyodu vardır ve dönüşüm o periyoda göre gerçekleşir. Bir an geldiğinde patlamamış mısır sayısı patlamış mısır sayısına eşitlenir. İşte bu ana kadar geçen süreye fizikte yarılanma ömrü denir. Örneğin uranyumun yarılanma ömrü 4,4 milyar yıldır. Yani önümüzde 1 kilo uranyum varsa 4,4 milyar yıl sonra uranyumun yarısı kurşuna dönüşmüş olur. Bir o kadar yıl daha sonra ise kurşun miktarı 250 gram daha artıp 750 grama çıkacaktır. Ve bu yarılanma sürekli kalan miktar üzerinden devam eder. Radyoaktivitenin ve yarılanma ömrünün anlaşıldığı ilk andan itibaren bunun bir tarihleme yöntemi olarak kullanılabileceği fark edilmişti. 1900'lerin başından itibaren birçok jeokimyager bu alana yönelmeye başladı. Dünyanın yaşını bulmak içinse ezelden beri var olduğu düşünülen şeylere bakmaları gerekiyordu. Kayalara. Dünyadaki her kaya parçası eser miktarda da olsa uranyum gibi radyoaktif elementler barındırır. Uranyum zerreleri ise asırlar geçtikçe yavaş yavaş kurşuna dönüşür. Bu iki element arasındaki dönüşüm oranı da kayanın yaşını verecektir. Yani baktığınız bir kayanın içerisindeki kurşun miktarı uranyumdan ne kadar fazlaysa kaya o kadar yaşlıdır. Bu yöntemle yapılan ilk hesaplamalarda belirgin hatalar vardı. Benzer örnekler için bile sonuçlar birbirinden çok farklı çıkıyordu. Ama en kötü ölçüm bile en az 500 milyon yıldan bahsediyordu. Yerin sıcak lavları arasında kalmamış, yüzeyde ise atmosferin etkilerine temas etmemiş kayalar test edildi. Her yapılan hesap dünyanın yaşını biraz daha geri attı. Ve sonra birinin aklına farklı bir kaya parçasını denemek geldi. Uzayın karanlık ve soğuk boşluğunda yapayalnız, başıboş gezen bir kaya parçası. Kim bilir ne kadar zamandır etrafta dolanıyor. Başka bir maddeyle etkileşime girmeden geçen milyonlarca yıl. Bu kaya kendisinin nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmekten aciz bir zaman yolcusu gibi. Ancak milattan önce 50 binde bu uzun yolculuk gürültülü bir şekilde son buldu. Arizona çölüne çakılarak dünyanın en meşhur kraterini oluşturdu. Beringer krateri. Göktaşının büyük bir kısmı bu çarpışmanın şiddetiyle yok olmuştu. Ama bazı küçük parçalar hayatta kalmayı başardı. Ve binlerce yıl sonra bu parçalardan bazıları Claire Patterson adında bir adamın elinde büyük bir anlam kazanacaktı. Claire Patterson, 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri. Onlarca yıldır tam olarak düzeltilemeyen radyoaktif tarihleme yönteminin sorunu çözen kişi oydu. Patterson, test edilen örneklere ortamdaki elementlerin nüfuz ederek oranları bozduğunu fark etmişti. Tarihteki ilk temiz odalardan biri onun eseri. Patterson, kanyonun içerisinde kalan Beringer meteorunun bazı parçalarını temiz odasına aldı ve içerisindeki uranyum kurşun oranını hesaplamak için yıllarca deneyler yaptı. Çalışmasının sonuçlarını anlatan makaleyi de 1957 yılında yayınladı. O meteor parçaları tam 4,5 milyar yaşındaydı. Patterson'ın test ettiği meteor, dünyada ona kadar ölçülebilen kayalardan biraz daha yaşlıydı. Bulduğu rakam, meteorun oluşma tarihiydi. Ve dünyadaki kayalarla doğrudan bir bağ yoktu. Bu, uzayın herhangi bir yerinden gelmiş bir kaya parçası olabilirdi. Ama karşılaştığı benzerlik, onun aklında bir fikrin belirmesine sebep oldu. Dünyada daha derinlerden alınacak örnekler de 4,5 milyar yaşında olabilir miydi?
acaba dünya, diğer gezegenler ve tüm göktaşları birlikte mi oluşmuştu? Peterson'ın o düşüncesi 50 yıl sonra bugünün gerçeği. Dağınık bir maddenin güneş sistemine dönüşme hikayesi. Dünyamız, diğer gezegenler, uydular ve asteroidler de aslında kardeşler. Hepsi 4,5 milyar yıl önce aynı gaz ve toz bulutundan meydana geldiler. Bu serüvenin sonunda artık dünyanın gerçek yaşına ulaşmayı başarmıştık. 6000 yılla başlayıp 4,5 milyar yıla kadar uzanan etkileyici bir hikaye. Ama eksik kalan çok temel bir şey var. Bu anlattıklarımızın hiçbiri etrafımızdaki çeşitliliği açıklamıyor. Onlarca farklı element, onların oluşturduğu binlerce farklı molekül ve mineral. Yaşamın milyonlarca çeşit hali. Hayvanlar, bitkiler, insanlar. İçinden yaşam fışkıran bir gezegenin yanında hayatla bağı olmayan başka gezegenler. Gaz devleri, garip uydular. Nasıl olur da bu çeşitlilik tek bir gaz bulutundan çıkmış olabilir? İşte onun cevabı da gaz ve toz bulutunun nasıl oluştuğunda saklı. Bir zamanlar bir yıldız vardı. Henüz güneş ve dünya var olmadan önce. Çok ama çok büyüktü. Güneş onun yanında minicik kalırdı. Bu yıldız doğadaki en basit atomdan, hidrojenden oluşuyor. Sıcaklığı 15 milyon derecenin üzerinde. İçindeki basınç ise tahmin edebileceğinizin çok çok ötesinde. Bu şartlar altında çekirdekteki her 4 hidrojen bir araya gelerek bir helyum atomuna dönüşüyor. Bu dönüşüm yıldızların enerji kaynağı. Tıpkı şu an güneşimizde olduğu gibi. Milyarlarca yıl süren nükleer bir tepkime. Ama bu dev yıldız çok daha büyük ve çok daha sıcak olduğu için hidrojenini güneşten daha hızlı tüketti. Yıldızların bir yaşam döngüsü vardır. Hepsi hidrojeni helyuma çevirerek başlarlar. Çünkü hidrojen evrende en yoğun bulunan en basit elementtir. Örneğin güneşin şu anda %75'i hidrojen. 5 milyar yıl kadar daha hidrojeni helyuma çevirerek ışık yaymaya devam edecek. Ama dev yıldızların hikayesi ise biraz daha farklıdır. Helyum hidrojenden daha yoğundur. Tıpkı suya atılan bir taş gibi helyum, bu kadim yıldızın çekirdeğinde zamanla birikmeye başladı. Çekirdekte dönüşecek bir hidrojen kalmayana kadar. Daha yoğun bir yapıda olan helyum, içeride daha da sıkışarak 100 milyon derecelik sıcaklıklara ulaştı. Daha yüksek basınç ve sıcaklık, bu sefer de helyum atomlarını birleştirerek daha ağır olan karbon atomlarına dönüştürmeye başladı. Helyum bittiğinde yıldızda yeterli koşullar ve sıcaklık varsa daha büyük atomları üretmek için fırsat oluşmuş demektir. Her yeni nükleer tepkimede yıldız biraz daha sıkışır ve ısınır. Ve dolayısıyla büyük elementleri üretmek için ortam kendinden oluşur. Birkaç milyon yıl sonra karbon, daha ağır bir element olan neon atomunu üretmeye başladı. Bir soğanın halkaları gibi elementler yıldızın çekirdeğini ağırdan hafife doğru sarmıştı. Neon'un ardından sıra oksijendeydi. Kayaların ham maddesi silisyum, kalsiyum, fosfat, sodyum. Ağırlıklarına göre tüm elementler sırayla oluştu. Yıldız ömrünün son dakikalarında evrendeki en kararlı element olan demiri üreterek çekirdeğini doldurdu. Ve o son anda kısacık, bir saniyeden bile kısa süren bir dengesizlik anında inanılmaz bir güçle patladı. Yıldızın içinde bulunan maddenin neredeyse tamamı ışık hızına yakın bir hızda etrafa saçıldı. Ama durun, her şey bitmedi. Yıldızın yaptığı bir şey daha var. Bu patlama anında 100 milyar derece sıcaklığa ulaşan elementlerden bazıları son bir reaksiyona girerek kurşunu, gümüşü, uranyumu ve o simyacıların binlerce yıl boyunca çaresizce formülünü aradıkları altını üretti.
Bizim sistemimizi ve hatta gezegenimizi meydana getiren o gaz ve toz bulutu da işte böyle bir ya da birkaç patlamanın sonucuydu. Bugün etrafınızda gördüğünüz her şey, oturduğunuz koltuk, baktığınız televizyon, bastığınız toprak, damarlarınızda akan kan, etiniz, kemiğiniz, çocuklarınız, hepsi kavrulmuş bir miktar yıldız tozundan ibaret.